نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Medine'de Ramazan'ı sizlere, Ramazan atmosferini göstermek istiyorum. Medine'de Ramazan nasıl geçiyor? Şu anda da Mescid-i Nebevi'deyim. Burada gerçekten çok telaşlı bir hava var. Yani bir bayram havası var açıkçası. Şunu söyleyebilirim. Hayırda yarışmaya çalışıyor. Herkes sofrasına davet ediyor insanları. Bir şeyler dağıtmaya çalışıyor. Değişik böyle insanlarda bir yoğunluk ve mutlu bir yoğunluk var. Bugün sizlere bu videoda onları göstereceğim. Hem de beraber Mescid-i Nebevi'yi gezeceğiz. Mescid-i Nebevi'de iftarı, Ramazan'ı sizlere göstereceğim. Ramazan, Müslümanlar için oruç tutmanın farz kılındığı bir ay. Ramazan ayı, Kur'an'ın ilk ayetlerinin Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilmeye başladığı ay. Bu ay boyunca oruç tutulur, ibadetler artar, yardımlaşma ve dayanışma ön plana çıkar. Ramazan, Müslümanlar için manevi bir temizlenme, ibadet ve dua ayı. Ramazan ayı, gökyüzünün kızıl rengine büründüğü, gönüllerin huzur dolu bir nehir gibi aktığı, maneviyatın en yüksek doruklara ulaştığı müstesna bir zaman dilimi. Bu kutsal ayın gelişiyle birlikte sokaklarımızda sevgi ve saygı dolu bir atmosfer yayılır. Gecenin sessizliğinde milyonlarca Müslüman yüreklerdeki samimiyetle oruçlarını açar, dualarını yükseltir. Ramazan ayı sadece ibadetlerle değil, aynı zamanda paylaşma ve yardımlaşma duygularıyla da anılır. İftar sofraları bir araya gelen dostların, komşuların ve yoldaşlarının kardeşlik bağlarını güçlendirdiği mekanlardır. Elindekiyle yetinmek, başkalarıyla paylaşmanın sevgi ve merhametin en güzel örneğidir. Ramazan ayı herkes için bir fırsat penceresidir. Hataları affetmek, kin ve nefreti geride bırakmak için bir vesiledir. Kalpler bu mübarek ayda temizlenir ve birbirine sevgiyle yaklaşır. Ramazan sadece bir ayın adı değil, aynı zamanda gönüllerin buluştuğu, dostlukların ve kardeşliğin en yüce ifadesidir. Ramazan'ın ilk günü ve ilk iftar. Şu an Mescid-i Nebevi'deyiz. Bir iftar sofrası bulmak için şu an Mescid-i Nebevi'nin içine doğru gidiyoruz. Biraz geç kaldık. İnşallah bir sofra bulabiliriz. Burada yine hali hazırda olduğu gibi. Selamünaleyküm. Yine olduğu gibi çok güzel bir kalabalık var. Herkesle bir koşuşturma. Çok güzel bir görüntü var. İnşallah güzel bir sofra buluruz. Hepsi güzel tabii de elinden geldiği kadar şükran hayır yapmaya çalışıyor. Bilafi ya. La tekul ha. La tekul. Halas. Bilafi. Tarunakum fi makan.
Evet, herkes sofrada yerini almış. Şimdi bakalım biz bulabileceğiz mi yer kendimize. Sağlıklı necesine. Bakın bulduk. Selam olsun. Ha? Şu ve? Manda. Manda. Mandar, Truit, Mandar, Ceyit. Arkadaş yer buldu, bir de manzara istiyor. Şükran, cezilen. Şükran, cezilen akıyor. Barakallahu fik, zevzemimizi alıyoruz. Akıyor, kıyfası aklısı, şükran. Vazi, vazi, adal, zemzem. Ben illezi yürüyüt, vazi. Evet. İlk iftarımızı açacağımız yere bakın. Ne kadar güzel bir manzara. Evet, menümüzde bir ekmek. Hemen açıyorum. Bir dakika. Açmaya gerek yok. Yoğurt, hurma ve su. Yeterli. Elhamdülillah. Hadi ayıp değilse. Hadi ayıp değil. Bir dakika. Cidden. Çok da. Evet, şu an iftar poşetimizi açıyoruz. Bakalım neler var. Bir yoğurt, iki hurma, bir tane su, ıslak mandil, kaşık. Bu da dakik diye bir şey, yoğurdun içine koyuyorlar. Benim ilk başta hoşuma gitmemişti ama şu an gayet güzel geliyor. Evet, iftarlıklarımız bunlar. Plan, Ezilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, orucumuzu açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çekirdekleri alınmış bulmalar. Abi. Orayı içtin. Evet, anladım. Thank you.
Ramazan'ın en özel anlarından bir tanesi ise teravih. Şu an teravih namazını kılmak için neredeyiz? Mescid-i Nebevi'nin en üst katına, çatısına çıktık. Burası benim çok hoşuma gidiyor. Burası benim favori noktam. Burada hem çok güzel bir esinti var hem de gökle bir oluyorsun. Güzel bir imamla beraber çok güzel oluyor teravih. Güzel sesli bir imamla beraber. Biz de şu an Mescid-i Nebevi'ye doğru gidiyoruz. Yer toprakları şu an hazırlanmaya başlamış. Ne güzel. Daha şu an bir saat var iftara. Ama herkes yerini almış. Hurmalar dağıtılıyor. Mescidin içinde ve dışında hummalı bir çalışma var. Bakın. Şurada görebilirsiniz nasıl insanlar sofralarını hazırlamaya çalışıyor. Bunlar gönüllü çalışanlar bu arada. Bakın bu yeşil yelekliler. Beyaz, yeşil, sarı
Bunlar Ramazan'da bu şekilde görevli oluyor. Sofraya birilerini çağırıyorlar. Görüyorsunuz, buyurun diyorlar sofraya. Burası diyor, haram diyor. Buyurun diyor. Adam diyor, harama gitmek istiyorum ben. Bu şekilde iftar sofraları dolmaya çalıştırıyorlar. Çok güzel bir görüntü. Bakın, erkekler ve kadınlar olarak gönüllüler. Herkes sofraya birini toplamaya çalışıyor, bakın. Ne güzel. İlk önce nasılsın diye bir soruyorlar. Sonra sofraya buyurmazsın mısın diye davette bulunuyorlar. Evet, mescidin arka tarafına doğru ilerliyoruz. Mescid-i Nebevi'nin bu iftar coşkusu bambaşka. O yüzden burada açıyorum iftarımı genellikle. Ve aynı zamanda teravih namazı burada çok güzel oluyor. Yani hele ki kıldıran imamın sesi güzelse o zaman tadı tadından yanmıyor. Yani çok değişik hülyalara daldırıyor namazda insanı. Şu an herkes sofrada yerini almış. Bakalım biz de güzel bir sofra bulursak. Bu arada güzel bir sofra buldum hatta. Burada Türkler sofra açıyorlar güzel bir yerde ve aynı zamanda Türk yemekleri veriyorlar. Yani hurma, yoğurt da güzeldi ama Türk yemeklerinin yeri bambaşka. Şimdi oraya gidiyorum, size de oraya göstereceğim. Burada teravihler çok güzel geçiyor. Neden derseniz, mesela burada biliyorsunuz teravihden sonra Türkiye'de olduğu gibi vitir namazı kılınıyor. Burada vitir namazında dua ediliyor. Çok güzel dua ediliyor. Yani nereden baksan bir 15 dakika. İmamın da bu durumuna göre belki yarım saatte sürüyor bu dua. Üçüncü rekatta, ikinci rekatta selam veriliyor. Biliyorsunuz vitir namazı 3 rekat. İki rekatta selam veriyorlar ve tekrar kalkıyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Sonra imam dua ediyor. Tabii bunu videoya alacağım. Yayınlayacağım. Belki size amin demek istersiniz. Üst kata çıkıyorum. Oradan arka tarafa doğru geçeceğim. Çünkü o Türklerin sofrası arka tarafta, mescidin arka tarafında. Burada Ramazan'da çalışanları çok fazla arttırıyorlar. Polisleri, aynı zamanda gönüllü çalışanlar geliyor buraya. Ben de geçen yıl mesela Ramazan'da Mescid-i Nebevi Hastanesi'nde Türkçe tercüman olarak çalışıyordum. Çok güzeldi. Çok güzel geçiyordu. Tabii şu an çalışmıyorum. Sadece Ramazan'ın bereketinden yararlanıyorum. Gönüllü olarak ya Suud vatandaşları ya da buradaki öğrenciler hastanede çalışabiliyorlar. Sonra dışarıda yemek dağıtarak gönüllü olabiliyorlar. Zemzem suyu dağıtabiliyorlar. Yani bu şekilde gönüllükler oluyor. Yani çalışanları hizmet konumunda çok arttırıyorlar. Şu anda en sevdiğim yere geldik. Çatı. Burası benim teravih noktam. Teravih namazı noktam. Bakın burada da sofralar açılmış. Aynı zamanda iftarımı genellikle burada açıyorum. Daha güzel oluyor. Temiz hava. Teravih namazında böyle arada böyle bir semaya bakıyor insan. Güzel oluyor. Güzel hissediyor. Sıkılmıyorsun. Şimdi bakın sofraları göstereceğim. Az sonra birazcık vakit yaklaşınca, ezan vakti yaklaşınca sofra görevlileri dışarıdaki adamları kollarından tutup böyle sofraya tutturmaya çalışıyorlar. O çok güzel bir görüntü oluyor. Lütfen burada ye. Bunu nasıl tanımlayabiliriz bilmiyorum. Hayırda yarışmak mı? Herkes böyle koşarak ta dışarıdan kişiler bulmaya çalışıyor. Lütfen benim soframda yer var, buyur gel. Yani bu şekilde oluyor. Yani birazcık vakit yaklaşınca belki buraya gelirseniz bunu da gözlemlemişsinizdir. Bakın bunların hepsi gönüllü çalışanlar. Tabii bazıları da kendi sofralarını hazırlıyor. Şu an bakın gönüllü çalışanlar Allah rızası için şu an sofraları hazırlamış. Sofralar misafirlerini bekliyor. Selamünaleyküm. Kefaaleyküm. Maşallah. Allah selamünaleyküm. Çok güzel bir tablo var. Abi hoş geldiniz Medine'ye. Hoş bulduk. Arkadaşım nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Sizi gördüm. Daha çok mutlu oldum açıkçası. Eyvallah. Yani
Medine'de Ramazan'da bir Türk'le, bir abimle beraber olmak mutluluk kattı. Abi evet. Medine'yi sizden dinleyebilir miyiz? Ramazan nasıl? Nasıl geçiyor bu coşkuyu? Medine her zaman güzel ama Ramazan'da bir ayrı güzel tabii. Evet. Ramazan'da burayı daha dolu dolu geçirebiliyorsunuz. İftarlar, sahurlar, teheccüdler, teravihler. Gayet bol bol ibadet yapma şansınız oluyor. Atmosfer çok güzel. İnsanlar birbirleriyle bir yardımlaşma, herkes senin sofrasına çekmeye çalışıyor. Benim soframa gel, benim soframa gel. Güzel bir eski Ramazanları diyeyim. Türkiye'deki eski Ramazanları azıcık olsa şey yapıyorsunuz burada, hissediyorsunuz yani hani. Abi açıkçası 5 dakika önce, buraya gelmeden önce aynı şeyleri ben de kameraya doğru anlattım. Şimdi siz de aynısını söyleyince çok mutlu oldum açıkçası. Yani olumlu ya da olumsuz, burada yani olumlu şeyler çok fazla tabii. Olumsuz bir şey gördünüz mü böyle Ramazan'da? Yok, Ramazan'da öyle olumsuz bir şey tabii insan görmüyor. Sadece sıra alıp da Ravza'ya girmemiz biraz. Değil mi? Ravza herkesin ortak problemi. Sıkıntılı. Onun haricinde elhamdülillah her şey yolunda. Özellikle Ramazan'ı niye seçtiniz abi? Valla yakın zamanda yine gelmiştik ama Ramazan hususi burada daha dolu geçtiği için, Türkiye'de artık eski Ramazanlar kalmadığı için herkese Ramazanlarını burada geçirmeyi tavsiye ederim. Evet. Hani uzun vakti olmayan kısa, kısa vakti olmayan en azından şöyle 1-2 gün bile olsa kaçması iyi olur onlar için. Ramazan'da bir manevi havayı solumak çok güzeldir. Abi çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah herkese nasip olur. Amin, çok teşekkürler. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi ortada yürüyor, yine sofraya davet ediyorlar. Sofra boş kalmasın diye. Sağ olun abi, çok teşekkürler. Oo, mübarek sen tutmuşsun. Gel ya, gel. Yok, abimle beraberiz. Nerede abi? Hemen şurada. Acaba diyorum, baktım tüplü şey, alıp gelsene abini. Şurada bir yer daha var, oraya gideceğiz. Oraya sözleşmişiz ya abi. Bu mübarek, bizim sofraya gelin bu akşam ya. Allah razı olsun abi, çok teşekkür ederim. İnşallah musunuz? Yarın. Burada mısınız? Ben buradayım, ben üniversitede okuyorum. Aa, iyi maşallah. Yarın Aman. Bekliyorum sizi. Tamam, tamam inşallah. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yarın akşam bekliyorum işte. Tamam, tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar bu sofra 340. kapının hemen karşısında, hemen burada.
Arkadaşlar şimdi sizi arkadaşımla tanıştıracağım. Kendisiyle hastanede ben Türkçe tercümandım. O da Fransızca, Arapça tercümandı. Ona burada Medine'de Ramazan'ın nasıl geçtiğini sormak istiyorum. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Elhamdülillah. Akhi, uridu an esel. Kayfa yamur Ramazan fi Medine'tul Munawwara? سريعا جدا صح سريع جدا سبحان الله لكن في المدينة هنا يوجد الخير زيادة ويوجد أيضا الحمد لله الخيرات والبركات الحمد لله. الناس كيف ماذا يفعلون في رمضان في المدينة المنورة؟ في ناس يقرأ القرآن، في ناس يستقر في المسجد النبوي. وأنت ماذا تفعل في رمضان؟ الحمد لله إنني أشتغل في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرمين الشريفين. ما شاء الله. سوف أشتغل كمتطوع، أريد أكسب الأجر في أمل الحمد لله في أغلب من الناس يتمنون أنهم سيعملوا هنا في المسجد النبوي. نعم. هم بس يريدون يشتغلون لكن لن يجدوا. أنت وجدت الفرصة. وجدت الفرصة وسوف أستغلها. رمضان كريم، كل سنة وأنتم طيبين. الله يحضرنا ليلة القدر قيامة. وأشكر زميلي محمد سبحان. أريد أسلم على الجميع السكان التركية وحفظكم الله جميعا. Şu an Mescid-i Nebevi erken gelen yer kapıyor. Yoksa bir yarım saat sonra dış kapılar kapanacak. Sofralar yavaş yavaş serilmiş. Hazırlıklar yapılıyor iftar için. Medine'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok iyiyiz kardeşim. Elhamdülillah. Medine'yi nasıl buldunuz? Medine'de Ramazan nasıl? Çok güzel. Biraz sıcak. Zorluyor. Zorluyor değil mi? Sıcak mı? Şu an soğuk ya. Şu an gece olduğu için soğuk ama
öğlen burada nasıl yürüdüğünü ben biliyorum. Bazen o kadar sıcak oluyor ki gözlerimi açamıyorum. Bize Medine'den, Medine'nin atmosferinden birazcık bahsedebilir misiniz? Medine güzel, hoştur. Yani herkese tavsiye ediyorum. Ben buraya ilk defa geldim. Hoş geldin. Medine güzel bir yer. Mekke'den daha güzel. Ya Mekke demişken Mekke'den başlayalım. Mekke nasıldı? Nasıl bir umre geçirdiniz? Yani abi, şirketten bağımsız geldiniz. Online vize aldınız. Nasıl bir zorluk yaşadınız mı? Çünkü çok... insanlar çok soruyor bunu. Buna bir cevap verirsen. Abi çok kolaydı be. Gerçekten mi? Yani özellikle senin yardımların sayesinde. Evet, estağfurullah. Yani şöyle, vizede zaten sana bir yer sordu. Bir site attım bana, oradan direkt 5 yıl dakika içerisinde aldım. Zaten cüzi miktarlarda bunu alabiliyorsun. Evet. Ondan sonra uçak bileti, otel, booking falan. Yani bir sıkıntı çekmedi. Peki yerleri bulurken mesela kutsal, mukaddes, yani umre nasıl yapılır olsun, yani bunları yaparken ya da buraya geldin, bir gideceğin yerler alakalı malumatları nereden buldun? Abi yani çok basit ya. Google'a yazıyorsun. Değil mi? Diyorsun ki umreye gideceğim kardeşim. Bana ne ihtiyaç var? İlk önce bunları biraz araştırmıştım zaten. Sonra da dedim ki gideyim. Hadi. Elhamdülillah. Çok basit yani. Elhamdülillah. Herkese tavsiye ediyorsun bu şekilde gelmeyi diyorsun. Yani evet, bu şekilde gelinebilir. Çok basit. Yani zaten vize olayı basit olunca gerisi çok kolay oluyor. Değil çok mi? Bir şey. Bir şeye ihtiyaç duymuyorsun. Peki Ramazan'ı neden tercih ettin mesela? Ramazan'da gelmeyi. Ramazan'ı neden tercih ettik? Benim valide biraz Ramazan'da umre yapmayı çok istiyordu. Biraz o bizi heyecanlandırdı. Dedi hadi gidelim, hadi gidelim. Biz de dedik ki hadi gidelim. Biz de işten güçten bayağı sıkıldık. Ramazan umresine gidelim, nasıl oluyor falan. Annem de isteyince, aslında biraz annem sayesinde oldu. Peki Mekke ile Medine arasında Ramazan'da bir fark var mı yani? Var, böyle? Var abi. Ramazan'da şöyle bir fark var. Yani Mekke'de çok ibadet yaptığın için aşırı derecede enerji harcıyorsun. Ve bu insanı çok yoruyor. Yani ben belki 7-8 kilo vermiş olabilirim. Hadi. Yani bu belki iyi olabilir bir noktada ama hani gerçekten yorucu. Bir de yerler sürekli dağlık ve engebeli olduğu için. Oğlum sen de konuşsana. konuşacak. Oğlum da buraya bakıyor. Abi anlat, güzel okuyorsun. Çocuk da anlasın en çok. Anlay, ona da geleceğiz, Emin'e geleceğiz ya. Ya Emin de çekti, ben de çektim şu yönden. Sürekli ihram giymek zorundayız tavaf yaparken. Aşağı katta yapmak istiyoruz. Üst katlar da çok uzun sürüyor tavaf Mekke'de. O yüzden bayağı orada yorulduk ama değdi. Elhamdülillah. Medine ile arasındaki fark, yani ibadetleri, yani burada sadece namaz kılıyorsun, ziyaret yapıyorsun. Her yer düz. Hı-hı. Engebeli alan yok. Yani bir sürekli bir yerlere inip çıkmıyorsun ama Mekke'de sürekli inip çıkıyorsun ve çok yoğun. Özellikle Ramazan umresi gerçekten çok yoğunmuş yani. Ben hani arkadaşlarıma falan sordum oradayken. Hani dedim siz geldiğinizde de böyle miydi? Onlar dedi yok, daha hani sakin falan. Ama gerçekten çok yoğunmuş. Dil sesi bundan mı geliyor? Yok yok. Ha, tamam. Allah kabul etsin. Çok nasıldı umren? Umre, Medine, Mekke. Bize bunlardan bahseder misin? Mekke bence ibadet. Mekke'de ibadet yaptık bayağı. Yoğun bir ibadet yaptık. Gerçekten gecemiz gündüzümüz belli değildi. Yani saat bazen gece 2, bazen akşam 12, öğlen 3 falan. Yani çok acayipti yani. Yani otele gidiyoruz. Sonra diyoruz ki biz otelde niye duruyoruz? Hadi çıkalım, o kadar Kabe'ye geldik. Hadi bir daha tavafa gidelim. O ne güzel. Yani otelde durduğun vakit bile bir kötü hissediyorsun. Değil yani mi? Dinlenmek için otele gidiyorsun ama otelde de duramıyorsun haliyle. Çünkü kötü hissediyorsun kendini. Oradaki insanlar tavaf yaptıkça hani ben de hani onlardan eksik kalmayayım. Ben niye tavafa girmiyorum diye. Sanki herkes bir yarış içinde gidiyor. Aynen, bir sevap yarışı var. Ne güzel, ne güzel. Güzel bir şekilde. Orada yorulan insanlar var. Sabahtan sahura geliyor. Namazın nesi şöyle. Sahura geliyorsun. Sabah namazıyla beraber Mahir'i yakalayabilirsek çok güzel oluyor. Mahir çok güzel okuyor. Mahir'i yakalayabilirsek o çok güzel okuyor. Maşallah hocamızın. Buradan selamlar. Duyuyorsa işte. Mekke'nin Ramazan atmosferi nasıldı? Sen de ilk defa geldin. Burada böyle his olarak bir şey hissedebildin mi ya da böyle ya da buraya gideyim bir daha geleceğim yani. Abi, kesinlikle
açık açık konuşayım. Şöyle bir şey hissediyorum. Nasıl bir şeydi biliyor musun? Mahşer yeri gibiydi yani. Hani ölmüşüz ve artık dirilmişiz. Herkes beyaz, kadınlar siyah. Herkes buraya sanki hesap vermeye gidiyormuş gibi bir atmosfer vardı. Ve kimse, hani, kimse de böyle konuşan böyle şey değildi. Herkes burada bir amaç için vardı. Sanki hepimiz ne için geldiğimizi biliyorduk. Çok güzel. Hepimiz ne için geldiğimizi biliyorduk. Ve dönüyor sadece diyor. Kendi aramızda bile bazen çoğu zaman sessizlik. Yani sabah otelden çıkıyorduk. Oraya girdiğimiz anda herkes bir sessizdi. Sadece tavafta dönüyordu. Kardeşim anneler çocukları kaybediyor. Biz anneleri kaybediyoruz. Herkes kendi başına. Yani evet. Gerçekten o hani işin eşten, annenin çocuktan kaçtığı günü orada yaşadık gibi bir şey oldu. Yani. Evet. Bu gerçekten biraz garipti. Ama güzel tarafları vardı. Sesim gidiyor mudur? Tabii gidiyordur. Güzel tarafları şöyle mükemmel bir yanı vardı abi. İftar meselesi çok acıkıyorsun. İftar mesela iftar hadi orada yapalım desek hemen zaten sofralar kuruluyor ikindiden sonra. O çok böyle değişik bir his oluyor yani hani böyle gerçekten diğer aylardan ayıran fiziki olarak hani böyle bir gösterge olarak ayıran şeylerden bir tanesi Kabe etrafında. Yani işte biri hurma veriyor, biri işte kek veriyor, biri zemzem veriyor, biri bir şey veriyor. Yani orada aç kalmıyorsun. Yani biz hatta tavaf esnasında bile hani hurma toplamaktan bir poşet hurma toplamıştık. Buradan bedava hurma getireceğim kardeşim. Herkes almadım, topladım. Herkes hayırda yarışıyor yani. Böyle. Herkes hayırda yarışıyor evet, öyle bir muhabbet var. Ne güzel. Evet o güzeldi. Burada da var, Medine'de de var. Bu halıların tam ortasına böyle şey çekiyorlar. Evet. Böyle bir poşet, evet. Kağıt tarzı bir şey çekiyorlar. İşte azık falan dağıtıyorlar artık. Ne? Böyle çok büyük bir şey değil ama insanı mutlu ediyor değil mi? Çok böyle büyük, çok da güzel hani aman aman. Öyle bir şey değil ama çok mutlu ediyor, tatmin ediyor insanı. O yüzden güzeldi hocam. Herkese tavsiye ediyorum. Her gençler için yani bir şey söylemek abi, ister misin hocam? Abi yemin ederim gençler gelmeli. Yaşlı yani yaşlar... Yaşlı işi değil yaşlı, ya. Yaşlı işi değil. Ben hep yürürken abi şey düşünüyor. Ya anneannem buraları nasıl yürümüş ya? Aynen. Ya kadına helal olsun. Ya gerçekten. Aynen. Çünkü işte dedin yani, ya bir amaç için. İşte aynen. Amacı olmasa imkanı yok. Yani herkesin orada zaten yani bir sürü ırk var. Kimse kimseyle çok fazla şey değil. Herkes oruçlu. Evet. Ve herkes sadece tavafa giriyoruz. Sadece dönüyoruz. Herkes dua ediyor. Evet. O Hacer Üniversitesi taşına geçerken herkes selam veriyor. Bir orada sesler yükseliyor. Onun haricinde herkes tavafa devam. Herkes Rabbena etine diyor. Yani bir değişik bir atmosfer vardı abi. Gerçekten benim hoşuma gitti. Yani Allah kabul etsin. Gerçekten. Çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hem de güzel sohbet için gerçekten ben de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki gelmişsiniz. Biz Allah de sana teşekkür ediyoruz. Bize destek oldun, bize yol gösterdin. Evet, estağfurullah. Yani Google'a bazen sormaktan üşeniyordum, sana yazıyordum. Kardeşim gel hani şuraya nereye gidelim falan. Eyvallah. Allah razı olsun, çok bizi yüreklendirdin. Yok, estağfurullah. Evet, çok teşekkür ederim. O sizde varmış ki gelmişsiniz. Allah kabul etsin diyorum, çok teşekkürler. Rica var. Bay bay. Bay bay. Takip edin. Abone olun. Hocam orayı keser. Videoyu beğenmiyorum. Allahümme lekel hamd. Allahümme inna nehmeduke fe ehlun ente en tuhmed. Ve iyyâke ne'bud. فأهل أنت أن تعبد أنت المستحق للثناء والحمد وأنت صاحب العظمة والمجد لك الحمد كما أنت له أهل وكما هو علينا حق اللهم لك الحمد على علمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي وعلى ما تميت وتحيي وعلى ما تقدم وتؤخر اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره
أوله وآخره اللهم أنت المستعان وبك المستغاث وعليك المتكل إليك توجهت القلوب وعنت الوجوه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك إلهنا أنت وحدك تعلم خبأ الضمائر ومكنون السرائر وإن تزينت بالأعمال وتزخرفت بالمظاهر فأنت تعلم خفيتها لا يعلمها غيرك اللهم إن قلوبنا منعقدة على الإيمان بك والإقرار بمنتك والاعتراف بتقصيرنا فارحم ضعفنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عنا واستجب لنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اغفر لنا عمدنا وخطأنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا منزلون بك حوائجنا متوجهون إليك بقلوبنا لا رجاء عندنا إلا برحمتك لا نثق إلا برحمتك وعفوك ولطفك يا رب العالمين اللهم إن اعتمادنا عليك واتكالنا عليك وتوجهنا إليك لا إله إلا أنت أنت ربنا وسيدنا ومولايا ومولانا ومنتهى رغبتنا أنت ربنا وسيدنا ومولانا ومنتهى رغبتنا وغاية آمالنا ومقصود أعمالنا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك لا حظ فيها لأحد من خلقك اللهم أخلص قلوبنا اللهم اجعل قلوبنا مخلصة لك واجعل أعمالنا موافقة لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وإن ضعفت أعمالنا وقلت حيلتنا هذا جهد المقل الضعيف ومنك التوفيق وهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن هذا البلد المبارك إن هذا البلد المبارك مأرز الإيمان ومهبط الوحي ومثوى خاتم الرسالات وموئل سيد الأنام صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه بحفظك واكلأه بكلاءتك وارعه برعايتك من كيد كل كائد وحسد كل حاسد
ومكر كل ماكر تعلمه أو نعلمه وتعلمه أو تعلمه ولا نعلمه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين من كل شر ومكروه. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ حرماتهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين في كل مكان. اللهم احفظ ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم اجعل فيما يأتيانه ويدرانه الخير والبركة والنفع للعباد والبلاد في العاجل والآجل يا رب العالمين. اللهم سدد أقوالهما وأفعالهما يا حي يا قيوم، ووفقهما لكل خير في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا يبلغ مدحتك قول قائل، ولا نحصي الثناء عليك، ولا نبلغ منتهى حمدك، لك الحمد كما حمدت نفسك، وكما حمدك أنبياؤك ورسلك، لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت، وعلى كل حال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله Selim Hüseyin.